sorumuz varmış, sorumuzu görelim. Hocam biz Müslüman ülkesinde doğduk. Türkiye'de doğduk ve bize burada İslam'ı öğretildi ve biz Müslüman olduk. Fakat yabancı ülkelerde doğacak çocuklar ailelerinin onlar Hristiyanlığı öğrettiği için Hristiyan olmuş oluyorlar. Ya bu durumda biz onlara göre daha şanslı olmuş oluyoruz. Bunu bana bir açıklayabilir misiniz hocam? Açıklarsanız çok sevinirim. Hocam buyurun. Efendim. Evet, yani Rabbimiz estağfurullah kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanların hayrına çıkarıldınız yeryüzüne. Hakkı ve hayrı yayarsınız. Akla ve dine uygun olanı yayarsınız. Uygun olmayanı da önlemeye çalışırsınız. Bu evet minare gölgesinde ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya gelmiş olmak, İslam imanını aramadan bulmuş olmak ne büyük bahtiyarlıktır. Bu yüzden bakın sahabe-i kiram, sevgili peygamberimizin terbiyesinde yetişen insanlar, İstanbul'umuza şeref veren Ebu Eyyubül Ensari Hazretleri 80 yaşının üstünde, derdi nedir? Medine'de mucizeler görüyor. Allah Resulü'nün yanında cennette yaşarmış gibi mutlu. Böyleyken Medine'den kalkıyor, İstanbul'a geliyor. Hala Sultan'ın derdi nedir? O da 80 yaşının üstünde bir kadın. O da yine Allah adını yaymak için giden bir gruba katılıyor. Gemiden iniyor, katıra biniyor ve katırdan düşüp boynu kırılıp şehit oluyor. Hala Sultan Kıbrıs'ımıza şeref veriyor. Evet efendim. Sonra sevgili Peygamberimizin sancaktarı Bürüyde Hazretleri o nerede? O da Aşkabat'a 300 kilometre mesafede, yani Türkmenistan'ın baş şehri Aşkabat'a 300 kilometre mesafedeki Merv şehrinde metfun bulunuyor. Sonra Medine'den kalkıp da Pekin'e giden sahabe-i kiramın derdine, tarihin en eski, en kadim camisi Pekin'de bulunuyor. Yani sahabeden biri de oraya gidiyor. Yürüye yürüye bir senede gidiyor. Ne için gidiyor bu söylediğim kişiler? Allah Resulü'nden aldıkları emaneti bir başka insana duyurmak için gidiyorlar. İlahi kelimetullah için gidiyorlar. Demek ki değil mi ki Müslümanız? Müslüman ana babadan dünyaya geldik. Sual soran kardeşimizde olduğu gibi böyle olmayanlara karşı Allah'ın bir lütfu karşısındayız. Bu nimetin şükrü için sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Ashabım, sizden öncekilerin helak olmasına sebep yakın yerlere gittiler, uzak yerlere ihmal ettiler. Siz yakına da gidin, uzağa da gidin, hakkı ve hayrı tebliğ edin buyuruyor. Evet. Demek ki hocam burada vazife Müslümanlara düşüyor. Yani izleyicimizin sorusu, kardeşimizin sorusu, biz daha şanslıyız. Onlar bu konuda mesul olacaklar mı diye sordu. Yani başka ülkelerde Müslüman olarak doğmamış olan çocukların ya da insanların bu konuda bir vebali olacak mı ahirette? Sorumluluğu olacak mı diye sordu hocam. Ya biz mi tebliğ Bir edeceğiz? kere O halde vazife yani bizde mi? bir kere Allah'a inanmak mecburiyetindeler. Evet. Yani böyle yerlerde olan insanlar Allah'a inanacaklar. Arayarak, düşünerek, yani kainattaki delilleri görerek bu başına buyruk kendi kendisine olamaz diyerek Allah'a inanacaklar. Ama diğer iman esaslarını nasıl bulacaklar? Bulmaları kolay değil. İşte o zaman vebal, sorumluluk diğer Müslümanlara düşüyor. Evet. Ve bizim işte atalarımız üzerinde güneş batmayan yerler Layık diye kelimetullah. gitmemişler.
Allah adını bir kilometre daha uzaktaki yerlere iletmek için bu fedakarlığa katlanmışlar. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.